Merhabalar, ben Köftesi Köfte ve Fiyatı Köfte serimizinin 34. bölümüne hoş geldiniz. Bir saniye, 34 değil miyim? Ben bunu sık sık yapıyorum da bir emin olayım ben gene. Evet, 34'teyiz. Tamam, bu hatayı hep yapıyorum ara ara. Ve bolca iridium plate'imiz var. Bunları ne yapacağız? İlk Quantum Body Armor. İlk Quantum Suit'imizi yapacağız. Bunun için öncelikle bize bir adet Leptron kristal ve bir adet de enerji kristal lazım. Kolay iş. Enerji kristalimizi hemen hazırlayalım. Yeterli redstone var. Enerji kristal. Şimdi circuit yapacak malzememiz var mı? Yok da circuit sonraya bırakırız. Öncelikle enerji kristalimi nereye bıraktım ben? Ha. Neyse, seni burada yaparız. İlk önce nano seed boots lazım. Nano seed boots Industrial Craft'ın eklediği orta seviye bir zırh tipi. Fakat biz direkt en üst seviyeye geçeceğiz. Ve gene inventory sorunları yaşamaya başladık tabii ki de. Elektronik circuitlerimizi aldık. Sapphire'ımız ve Leptron kristalimiz de hazır. Şimdi biz bunun dışında başka ne lazım bize? Şuralarda biraz daha rubber olacak sanki. Aa, yok. O zaman rubber alalım. Buğulumuz var mı? O da yok. Siz ikinizi şimdi koyalım. Gerçi buğulumuz şuralarda bir yerde vardı. Heh, evet var. Ve rubber boots. Şimdi kuantum için rubber boots, nano suit boots ve quantum suit boots. En sonunda bir quantum suit eşyamız var. Ve bunu şarj edelim. Artık bu long forward'lara ihtiyacımız olmayacak çünkü ondan kat ve kat daha iyisine sahibiz. Long forward'lar bizim şu düşüşte zarar görmemizi engelliyordu ve burada yuyu meterlarımız da birikmeye devam ediyor. O biriksin. En azından bu ve leggings, yani bacaklar bitene kadar olsun. Ve sanırsam artık jetpack'i de pek fazla kullanmamıza gerek kalmayacak. Jetpack, sen de şimdilik. Seni değil. Sen de şimdilik şuraya koyalım. Sen de şuraya geç. Ve yalnız bunun 4'ten fazla zırh içermesi lazım. Ve lepeyim nerede? Ha. Ve artık bunlara sahibim. Tabii options'tan video setting, pardon, controls. Zoom symbol. Asa dur. Zoom sen bu ol. Tamam. Gördüğünüz gibi CTRL'ye basılı tutarak zıpladığım takdirde çok fazla zıplıyorum. Bu ayakların özelliği tamamen bu. Tabii gene buradan zıplayacak kadar yeterli olamıyor. Olamadı. Olamayı oldu. Neyse, buraya merdiven sistemi döşerim. Bunun dışında gördüğünüz üzere fall damage de almıyoruz. Tabii bu biraz şarjımızdan yiyor. Ama hem daha yüksek bir zırh oranı hem de Hulk gibi zıplayabilme özelliği.
Ve ikinci bir iridium plate'e sahip olduğumuz takdirde dım 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 hızlı da koşabileceğiz. Çünkü bunu yapacağız. Ama ondan önce bir şey yapmak istiyorum. Artık buranın görünüşü biraz, tüm odaların görünüşü biraz aynı, değil mi? Ama ben her odaya kendine has bir doku eklemek istiyorum. Ve bunun için ne yapacağım? Hepsinde şu marble'lar yerine başka bir şey koyacağım. Thorncraft, şey, büyü odası için ne koyacağımı tahmin etmişsinizdir herhalde. Ancak buna ne kullanacağım? Engineering brickler. Ama hangisini kullanayım? Light mı kullanayım, green mi? Green olabilir. Light da olabilir. Aslında blue. Evet, blue kullanacağım. Kesinlikle blue kullanacağım. Bunun için brick, blue zycorodite ve redstone. Blue zycorodite, bolca varmış zaten. Bricklerimiz az ama yaparız. Pişiririz. Redstone. Şuralarda bir yerde redstone. Elimde varmış ama yeterli değil kesinlikle. Zaman ne yapalım? Sen git, siz gelin. Yarım stack şimdilik bir işimi görür. O 36 tane çıktı. Yalnız kapı tarafını gene marble yapmak istiyorum. Dolayısıyla da seni de istemiyoruz artık. Sen git şuraya. Evet, kapı hala çalışıyor. Sen git. Ve biraz daha yapmam gerekecek. 3, 4. Son bir tane daha şuraya yerleştirelim. 5. Evet, kesinlikle çok daha fazla endüstriyel bir görüntü verdi. Biraz tuhaf durdu. Gözümün alışması gerekecek ancak hoşuma gitti. Aslında kapıları hala marble yapabiliriz. Evet, kapılar hala marble kalabilir. Bir bakalım nasıl duruyor. Evet, kapılar hala marble kalabilir. Çok daha güzel duruyor. Tabii bize daha fazla zycorodite lazım.
Dur, seni kırmayacaktık. Neyse, orası öyle kalsın. Orası marble kalsın. Buraya katlanırız. O kadar da olsun. Maalesef Vanilla ve Red Power'ın eklediği itemlar hariç hiçbir item'ın Micro Blue olamıyor. Daha doğrusu Blue'un. O biraz sıkıntı yaratacak da o kadar büyük bir sıkıntı değil. Ufak bir pürüz. Bir saniye. Evet, sanırım onu da yapabilirim. Aşağı inmek zorundaydın, değil mi? Dört, 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 dört. Ve tamam, odamız tamam. Işıklandırmayı kaldırmıştık ancak bu kadar sıkıntı yaratmaz. Hemen koyalım. Evet, burayı tamamladık. Ayrıca şuraya da şöyle bir eksantrik ekleme yapabiliriz. Drill gel. Tabi bu değildi kastettiğim. Bu da değildi. Bu odayı tamamladım. Aslında light yapsaydım daha hoş durabilirdi. Ama neyse. O esnada bakalım yuyu meterlarımız ne durumda? O bayağı güzel gidiyor. Kısa yoldan item yok etmek. Meterlarımızı da alalım. Peki şimdi ne yapacağız? Evet, light yapsaydım da çok daha güzel olurdu. Ben hemen bir değiştirmeyi deneyeyim. Evet, light hali daha lightlar daha iyi gözüktü. Şurayı da bir saniye. Orayı unutmuşum. Oraya da ufak bir ekleme yaptım. Normalde yandan geçirirken bunu artık arkadan geçiriyorum. Ve kendime bir adet daha iridium plate yapmam lazım.
1, 2, 3, 4. Bakalım geometrilerimiz bu mis. Bu chestimiz gene dolmuş. Patatesleri alalım öncelikle. Flint Dust tanınmayacak tabii ki de. Bunu da yakında bir relay ile falan değiştireceğim. Hadi bakalım. Evet, biraz da bize gunpowder lazım. 15 tane sanırsam yeterli oldu. Evet oluyor. K 3. Aa yok olmuyor. Şimdi hatırladım olmuyor. O zaman 5 tane daha yapacağız. Industrial TNT'miz hazır. Industrial TNT'lerimiz hazır evet. Sizleri alalım. Ve şuraya geçelim. Ve ikinci parça kuantum suitimiz de hazır olacak birazdan. Bunun için başka neler lazımdı? Quantum Suite. İki tane machine block lazım. Dert değil. Hiç dert değil. Bir de ikinizden birer tane. Nano Suite legging'imiz hazır. Diğerleri nerede? Diğerleri nerede? Diğerleri nerede? Diğerleri nerede? Ha, burada. Ve circuit'e ihtiyacım var. Copper'larımız 1, 2, 3. İki tane de elektron mu? Ve bir refine iron'ımız. Tamam, circuitlerimiz hazır. Ve lapis lazuli. Tabii ki de. Her seferinde bir şey eksik olur. Gelin buraya lapisler. Sen, siz ve siz. Tabii bunlar ters. Ve quantum suite bacaklarımız da hazır. Bunu da şarj edelim. Bunun şarjı gayet güzel. Evet. Yavaş yavaş değil, gayet hızlıca Quantum Suite'e geçmeye başladık. Quantum Suite, Industrial Craft'ın eklediği muhteşem bir suite çeşidi. Ve Body Armor'un da bir upgrade'i var. Gray Chestplate. Fakat Gray Chestplate'in yapımı hakkında size bir şey göstereceğim.
Quantum Suit Body Armor bunun en ucuz parçalarından bir tanesi. Bu parçası için 3 tane Tesla coil, pardon 4 tane Tesla coil, 2 adet superconductor. Superconductor'ların 3 tanesini yapmak için 2 glass fiber, 1 gold ve 6 şundan lazım ve bunun için bu lazım. Bunun dışında bunun için şunlar lazım. Şunlar falandı filandı. Kısacası bayağı sıkıntılı bir arkadaş bu. Şu şarj olurken gördüğünüz gibi artık çok çok daha hızlı koşmaya başladım. Hatta bunu dışarıda ufak bir şovunu yapayım. Uyuyup. Bu arada görünüşüm gitgide değişiyor. Çok saçma bir görünüşe büründüm. Tabii şu tuşu ayarlamam gerek. Düzeltmem gerek. Gördüğünüz gibi artık Hulk gibiyim. The Incredible Hulk gibi. Sırada yapacağımız şey bir de kask. Saniye. Yok olmuyor. Olmuyor. Olamadı. Ha, olmadı. Olamadı. Olamıyordu. O zaman sonraki iki parça iridium plate'imizi kaska harcayacağız. Body armor hakkında ufak bir detay. 4 tane iridium plate lazım onun için. Dolayısıyla body armor en sona kalacak iş. O yüzden o zamana kadar bunları bekleyeceğiz. Tabii bunları beklerken bir yandan da ne yapacağız? Bu odayı halledeceğiz. Bunun için thumbnail mukavemize bakalım. Bordered Stone. Beyazını kullanacağım. Bana bir şimdi. Stone'larımız ne durumda? Tabii ki de yok. Artık koşamıyoruz çünkü bu lanet şey açlığı çok çabuk tüketiyor. Kaska istememin sebeplerinden bir tanesi de o çünkü şey açlığı otomatik yenileyecek bir özelliğe sahip kask. Oh, yemek. Stone'larımızı alalım. Evet, stone'larımızı alalım ve bunları Warded Stone'a çevirelim. Ve tabii ki de Bone Meal gerekecek. Bone Meal yok direkt. Direkt o zaman bir tane Bone alalım ve Bone Meal'a çevirelim. Ve 32 Warded Stone Block. Orayı kazmak zorundayım, değil mi? Ve gördüğünüz gibi bunlar çok zor kırılıyor. Bunları kırmak için ya bunları kırmanın en kolay yolu kesinlikle ama kesinlikle asa. Gördüğünüz gibi asayla saniyesinde kırılıyorlar. O zaman ben bunları hemen yerleştirip geliyorum. Evet ve şu köşelerinde bu malzemelerden olmasına karar verdim. Buraya da aynısını yapacağım hatta. Light Engineering Brick. Ops. Düşmek kötü oldu.
Hop, hop. Bunun dışında o esnada inekleri de biraz katlettim ve neredeyse Tier 1'a ulaştı. Şu diğer odamıza henüz bir şey yapmadım çünkü daha o diğer odamıza adam gibi girişmedik. Evet, bundan biraz daha yapıyorum çünkü zeminde yapmak istiyorum. Zeminin düzeni nasıl olsun? Şuradan başlasın. Hatta kapı. Şimdi pressure plate'ler o kadar önemli değil. Aa, bir saniye. Buraya dark'ları yerleştirecektim ben. Yalnız Grey böyleyse Blay'i nasıl olacak onu çok merak ettim. Hemen bir buraya zemin düşünüp geliyorum. Henüz elimde yeterli zombi beyni olmadığı için şimdilik bu kadar bir alan yaptım. Şuraları farklı bir renk yapacağım çünkü beyaz ve gri açık gri birbirine inanılmaz derecede benziyor burada. Hatta o kenarları amber bile yapabilirim bir saniye. Düşündüm de. Evet, kenarları amber yapsam güzel olabilir. Evet. Neyse. Bakalım o esnada ne kadar UU meter'ımız birikmiş. Eğer birikmiş birikmiş. O zaman bir bakalım. Ne kadar çıkıyor sizden. Bir, iki, üç, dört. Çok az daha lazım. O zaman bölümümü bitirmeye yakınken hazır. Şunları da bitirip geliyorum. Evet, şimdilik hali gayet böyle. Ve hoşuma da gitti. Sen seni yere koysam. Ve hazır gelmişken, hazır Tomcraft'la uğraşmışken az da olsa bir şey yapmak istiyorum. En az et sembolü içeren hanginiz? Neyse, direkt bifteyi kullanırız. Tallow'lar 4 korpus istiyor. İçinde bir şey yok değil mi? Yok. Şimdi şuraya bir şey gelsin. Şimdi 4 korpus. Bir tanesinde zaten 4 korpus var. Atarsam 4 tane tel. Burada 8, burada 4. Aa, tabii zaten su da yokmuş. 3, 4. Evet. Şimdi bu tellolarımızı ne yapıyoruz? Gelip ve bize string lazım. Aslında bir tane yapsam yeter. Ve bize tallow candle yapıyor.
Bunun ne olduğunu şimdi geçeceğim. Şunları bir yerleştirelim. Ama önce renklendirmeden bir göstereyim. Bu. Masalardan bir tanesini evimin ortasına taşıyabilirim. Ya da boş ver, böyle buldursun. Aslında beyaz da güzel. Uyumlu oldu çevreyle. Son olarak geometrilerimizi bir tekrar kontrol edip bir tane daha sadece bir tane daha yapmaya yeter. O zaman ben zaten süremize dolmuş kaskımızı sonraki bölüme saklıyoruz. İzlediğiniz için teşekkürler. Köfteci Köfte'nin iyi günler, iyi eğlenceler.